Arkadaşlar öncelikle merhabalar. Şu anda aracımızın ön fren balata ve arka fren balatalarını değiştirmek için yedek parçacıya geldik. Yedek parçacı Ford parçacısı. Otobirlik. Saatin abimiz. Ben aracım için orijinal ürünleri talep ettim. Haliyle yerli olanlar, yan sanayi ürünler. Almış olduğum ürünlerden biraz daha hesaplı. Abilere soruyoruz. Abim orijinal mi alalım? Yoksa yedek parça alırken yan sanayi mi alalım hesaplı olsun diye. Orijinal alalım. Bakabilir miyiz abi? Orijinal alalım. Orijinal alın. Cebindeki paraya bağlı. Cebindeki paraya bağlı ama yan sanayi bir ürün aldığımız vakit, ucuz bir ürün aldığımız vakit öyle. Bunun zararı daha fazla olmaz mı abi? Yan sanayide orijinal durmaz tabii. Orijinal daha iyisidir. Orijinal daha iyidir, daha pahalıdır yani. Ama yan sanayi ucuzdur ama onun kalitesi düşüktür. Onun da iyisi var tabii. Evet. Tek ağızdan duydunuz işte. Takdir sizin. Arkadaşlar merhabalar. Evet. Fren balatalarımızı aldık. Fren balatalarının dışarısında lastikler söküldükten sonra balatanın dışında başka bir sıkıntı varsa ayrıca parçalar alınacak ama araç beyinsel olarak uyarı verdiği için, balatalar bitti dediği uyarı verdiği için bu yüzden fren balatalarını aldım ve hazırlıklı geldim. Zaman kaybetmek istemedim. Ve arabamız burada ve şu anda jant kapakları söküldü. Lastikler sökülecek. Ustaların başında sağ olsunlar, ticaretle uğraştığım için asla beni üzmüyorlar ve hemen karşılıyorlar. Aracımız Ford araç. Ford aracında en güzeli Ford servis. Bu özel olur, yetkili olur. Ama işin müteahhısına başvurmak en güzeli. Öyle değil mi Davut abi? İşin müteahhısına başvurmak daha güzel değil mi abi? En güzel değil mi? En doğrusu değil mi abi? Ya Ford'cuysa Ford'a gidecek, Renault'cuysa Renault'a gidecek değil mi abim? Mercedes'e, Mercedes'e, BMW'se BMW'ye. Doğru mudur abi? Çünkü her şeyin bir doktoru var. Öyle değil mi Davut abim? Evet, evet bu abimiz Davut abimiz. Kral bir abi. Ya ustalarla biz kardeş gibi olduk. Abi kardeş gibi. Şu an lastiklerimizin bijonları sökülüyor. Arkadaşlar ben tek tarafı göstereceğim. Ön ve arkada. İki tarafı da göstermeyeceğim çünkü sağ ve sol aynı şekilde. Kalite derken? İşçilik kalitesi, malzeme kalitesi mi? Kalitesi, malzeme kalitesi çok önemli. Malzeme kaliteli, usta kaliteli değil ama o da işe yaramaz. Usta kaliteli, malzeme kalitesiz o da işe yaramaz. İkisi de ikisi bir arada olacak. Arkadaşlar görüyorsunuz lastik söküldü. Şu anda karşımızdaki fren diski. Bunları uzağa ustam izah etsin. Beyler kendinizi tanıtın bakayım. Hadi. Ben Eskişehir'de okuyorum abi. Ne güzel bak. Hem okuyor hem çalışıyorsun. Evet abi valla. Güzel bir şey. Baba parası yemeden alın teriyle çalışıp para kazanmak. İşte böyle olmalı. Direksiyonu tam sağa yapar mısın? Tabii ki. Abim kontağı açtım, sen çevirebilirsin. Arkadaşlar bu arada ben arabamı da size göstereyim de. Her gören diyor ki abi senin araban aynı ev gibi diyor. Hatta bir ara servise gitmiştim. Servise gittiğim vakit dedikleri kelime şuydu. Abi ayakkabılarımızı çıkartalım mı? Bakın bu arkadaşımız hem çalışıyor hem okuyor. Ne kadar kutsal değil mi? Ne kadar güzel. Ve üniversite öğrencisi. Helal olsun. Davut abim. Efendim. Abim şimdi bir anlat bakalım bize ya. Ne anlatayım? Şimdi fren balataları bitmiş durumda. Doğru mudur abi? Doğru abi. Bitti. Zaten ikaz veriyordu. Uyarı ışığı da yanıyordu. Evet abi. Beyin kısmında ekranda da zaten. Buyurun. Fren balatası. Evet abi doğru. Bitti uyarısı veriyordu. Şimdi abim burada fren balatalarını değiştireceğiz ama haliyle bir diskleri kontrol etmemiz lazım değil mi el yordamıyla? Evet, evet abi ben ettim zaten. Ettin abi. Evet. Var mı bir sıkıntı bir problem? Sıkıntımız yok abi. Abi arkadaşlar fren balatası değişimi yaparken ustalarına özellikle rica etmeleri lazım değil mi? Fren disklerine de bakar mısın? Ya, evet,
gitmesine gerek yok. Usta iyisi zaten bakar. Usta iyisi zaten bakar. Hani müşterisine laf bile düşürmez. Tamam. Ama aklınızda olsun da. Hayır. Kimsenin de alnını yazmıyor ya usta diye. Mesela Davut abi gelin alnında yazıyor. Tamam. Yüreğinde de yazıyor, elinde de yazıyor. Sildirdim. Sildirdin mi abi? İlk önce yazdırdın, sonra sildirdin. Tabii. Fazla belli olmasın. Fazla belli olmasın. O da güzel. Abi fren baltası değiştirirken başka neye dikkat etmek lazım? Hani bunda fren diskine bakıyorsunuz. Bir sıkıntı var mı diye. Başka neye bakıyorsunuz abi? Merkezlere bakacaksın abi. Çalışıyor mu, çalışmıyor mu? Merkezler, fren baltalarını itekleyen ve geri çeken. Evet, evet abi. İşte. Piston görev yapan mekanizma. Yani biz fren pedalına bastığımız zaman otomatikmen merkezlerdeki pompalar baratayı tekliyor. Doğru mudur abi? Evet abi. Arkadaşım ben seni tanıyordum ya. Serkan Apaydın. Burada çalışıyorum. Sürekli çalışıyorum. Okumuyorum. Okul bıraktım. Çorum. Kırıkkaleliyim. Teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Ustalarımız yanında meslek sahibi olmaya kazanmayı çalışıyoruz. Kimisi okuyarak meslek sahibi olurken, kimisi tabii, okumadan bir meslek sahibi oluyor. Okumak da şu anda şeylik yok ama pek kimse beni okumayı sevmiyor. Okumak güzel iş. Ama okuyabilene. Basitten evet, okumamak lazım. Sıçıyorum. Şimdi beepli... Abim beepleyecek bir mekanizmamız yok. Okuyanlara da çalışanlara da Allah rahatlık versin. Tabii ki. Her birimize sağlık versin. Okuyan da lazım, okumayan da lazım. Usta da lazım, bu arabayı üreten de lazım. Öyle değil mi? Evet. Arkadaşlar şu anda buranın fren baltası takıldı. Çok basit bir işlem. Burası BS Ford, Yeni Mahalle. He, yeni Ankara Yeni Mahalle'de. Tabelamız da çekebilirsiniz abi. Çekeceğiz kardeşim, çekeceğiz. Problem yok gülüm. Müşteriler beni görünce tanır abi. Arkadaşlar şimdi aracın sol tarafına geçtik. Yine Davut abim işlem sırasında. Ya bir doktor misali. Sök. Eskimiş malzemeyi çıkar, yenisini tak ve kapat. Doktor da öyle yapmıyor mu abi? Masadaki hastaya açıyor. Abi aldığım ürünler benim aslında şu anda orijinal ürünler. En kaliteli ürün abi. Yedek parçayı da alırken sordum. Ben yan sanayi bir ürün mü almalıyım yoksa orijinal mi almalıyım dedim. Orijinal almalısın dediler. Parası biraz fazladır ama her zaman için orijinali tercih etmelisin dediler. Bu konuda sen ne dersin abi? Ucuz etin yani suyu olmadı abi. Kısa ve öz, atasözü. Abi, atalarımız boşa konuşmamış. Arkadaşlar duydunuz, ucuz etin yahnisi tat vermez. Efendim Uğur abi. Bu arada özeli çekmeyelim, bu arada bakın. Ben size dükkanı gezdireyim şöyle. Sol tarafımızda bir Ford. Ford Cornet. Transit. İşte dedik ya burası yani bir doktor, burası da bir muayenehane. Yani Ford muayenesi, Ford doktorları yani. Evet. Asistanı. Ford'un uzmanları diyebiliriz. Arkadaşım asistan. Evet. Abim profesör doktor. Diğer abim doçent doktor. Ünvanları var yani. Tabii. Evet arkadaşlar. Yeni Mahalle, Vedik Organize'de DS Ford. Ustam, seni tanıyabilir miyiz? Selam verir misin kardeşlerimize? Arkadaşlara, birkaç bir şey söylemek ister misin? Ne geliyorsa aklına abi. Merhaba diyebilirsin, selam verebilirsin, bekleriz diyebilirsin. Bekleriz, her zaman bekleriz. Teşekkür ederiz. Bu abim de bak doçent doktor. Yani doktor misal değil mi abi? Profesör doktor var, doçent doktor var, yanında asistanı var. Yani uzman. Şimdi siz uzmansınız, yanınızdaki elemanlar da sizin asistanlarınız. Geleceğin ustaları olacak. Yani usta çırak alfa ilişkisi bunlar. Abim ben bunları 15 bin takipçiye göndereceğim. Sonra da Instagram'a atacağım. Sonra da arkasından YouTube'a. Müsaade var değil mi? Var mı? Sıkıntı yok. Bakın onayı da aldık, sıkıntı yokmuş. Abi sana kolay gelsin. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim abi. Kardeşim bu arada bizim kahveler ne durumda? Kahve dursun, şurada bir sürü ısınmaz ya. Isınsın hemen.
Ben Dursun'u göremedim ama bu arada. Çayımızın altını çektik, suyumuz soğudu ama sizlere gelince vallahi bana sanki şey Enes Batur gibi şey anlatıyor. Espri şamata tabii ki arkadaşlar, yani buraya girdiğiniz vakit böyle bir şey yok, yani bir donluk yok. Aile gibiyiz ya. Abi kardeş gibiyiz. Espri. Güler bir yüz, tatlı dil. Görüyorsun abileri, alın terini. Bak üstündeki yağdan geçilmez elbiseyi görüyorsun. Bu yani onlar için gurur. O ekmek abi. Tabii ki gururumuz. O ekmek. Alnımızın teri, elimizdeki nasırımız. Ve işimizden dolayı elimizin kiri bizim gururumuz. Doğru değil mi abi? Doğru abi. Diyoruz ya alın teri. Arkadaşlar fren blatları uyarı ikazı verdiği vakit değiştirin. Değiştirmediğiniz vakit yapacağı olgu disklere zarar vermek. Sadece bile balatayla kurtarmak gerekirken bu sefer diskleri de harabet verip. Evet abi. Abim ben 2-3 günlük gecikme yaşadım. Disklerde. Şimdi ustam şöyle bir durum var. Bu ticari arabalarda ön fren balatası çabuk bitiyor. Evet. Sebebi neydi bunun? Yük daha çok onda. Bastığı zaman yük öne daha çok gidiyor. Yani frene bastığımız zaman ağırlık öne doğru daha çoğaldığı için balatayı aşırı zorluyor, haliyle daha çabuk bitiyor. Evet abi. Arkadaşlar şu anda lastiklerin, jantların bir jonlarını çıkıyoruz. Ön, sağ ve sol lastikler söküldü. Fren balataları değişti. Şu anda da operasyon arkaya başladı. Aynı işlem arkaya dönecek. Kirkolar vasıtasıyla aracın lastiklerini yerden kaldırılacak ve lastikleri boşa çıkacak. Ve sökme ve operasyon işlem başlayacak. Arabada yükümüz var. Dikkatli olalım. Altına besleme koyacak mıyız? Koyacağız. Hakan! Hakan bir plastik yere şey getirsene. O hava yapmışsın. Ulan bir. Yardımcı yaptım. Arkadaşlar biz... Ben zaten meşhurum. Davut mu? Ha Davut abi mi meşhur edeceğiz? Evet. İnşallah abi onu da meşhur ederiz ya. Sıkıntı yok ya. Arkadaşlar şimdi size sanayi göstereceğim de. Yolda gelirken bir araç gördüm. Bakın. Diyorlar ya, hız ölümdür, can alır. Şu arabayı size göstermek istiyorum. Bakın şu arabayı görüyorsunuz. Bu araba bir Hyundai Accent R araç. Arabadaki hali görür müsünüz? Bakar mısınız? Bu araba ne hale gelmiş? Görüyor musunuz? Görüyorsunuz. Bu araba kazaya uğramış bir araba. Bu araba bu hale gelmişse içindeki insanlar ne olmuştur acaba? Arkadaşlar lütfen rica ediyorum. Hız yapmayın. Kurallara uyun. Aracınızın bakımlarını zamanında yaptırın. Araç dediğiniz sonuçta parayla alınan bir ürün. Ama can, sağlık, hayat işte bunlar mümkün değil. Sizden rica ediyorum. Görüyorsunuz manzarayı. Bunun içine belki kaç tane can gitti. Kaç tane yaralı. Arkadaşlar Ümit Daldal'dan, Ümit Daldal kanalından sevgiler, selamlar, tekrar merhabalar. Şu anda aracımızı parka aldık, kahvemizi içtik. Aracın arka fren balataları değişmedi. Sebebine gelince aracımı mal almıştım. Ticari araba olduğu için arkasında mal var. Ve kirkoyla kaldıramadık ve fren balataları hala
İyiymiş. Değiştirmeye gerek duymadı Avut abim. Fanuslu normal benim gibiler değil. 5000 kilometre daha gider diyor. Lamba yakar diyor. Uyarı verir diyor. Gelirsin değiştiririz diyor. Biz de eyvallah dedik. Sıkıntı yaratmaya gerek yok. Sıkıntılık bir durumda zaten yok. Davut abimizi bu arada bulabilirsek burada. Davut abi neden arka fren balatalarını değiştirmedik abi? Balatalarımız iyi. Balatalarımız iyi. Biz aracımız çok yüklü olduğu için kilogramın zarar görmesini kaldırmadık. Eyvallah abim. Ticari araçlarda ön fren balataları daha çok önden abi, bitiyor. Ön bir kere, arka bir kere, ön iki kere biter. Anladık abi. Teşekkür ediyoruz abi. Eline ayağına sağlık. Yüreğine sağlık. Teşekkürler. Arkadaşlar kanalıma abone olmanızı rica ediyorum. Sunmuş olduğum videolara beğeni atar ve yorum atarsanız çok teşekkür ederim. Ümit Daldal'dan sevgiler, selamlar diliyorum. Allah'a emanetsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.